Kobinet şirket ağına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Kobinet proje yönetim modülünü göstermek istiyoruz. Modüle giriş yapmak için ilk öncelikle sisteme giriş yapalım. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol üst menüde bulunan araçlar kısmından projeleri tıklayarak projeler modülüne giriş yapabiliriz. Şu an için sistemimde proje gözükmemekte. Projeler listesine girerek projeler oluşturabilirim. Projelerinizi paneller altında sınıflandırabilirsiniz. İsterseniz panel bağımsız projeler de oluşturabilirsiniz. İlk önce projelerimizi sınıflandırmak için bir pano girelim. Panomuzu girdik. İstersek diğer projelerin altına, istersek mühendislik projelerinin altına projelerimizi ekleyebiliriz. Bir pano daha girelim. Yeni panomuzu da girdik. Panolarımızın hazır olduğunu varsayarak projelerimizi girmeye başlayabiliriz. İstersek yeni bir proje ekleyin butonuna tıklayabiliriz ya da panonun sağ tarafında yer alan proje butonuna tıklayarak proje girebiliriz. Projenin adını giriyoruz. Başlangıç ve bitiş tarihlerini seçiyoruz. Sonrasında projemize bir renk belirleyip projemizi kaydediyoruz. Bakın projemiz buraya kaydoldu. Yeni bir proje kaydedelim. İş süreci yönetim projeleri altına kaydedelim. İstersem tarih seçmeden de projeyi kaydedebilirim. Yine bu panonun altına yeni bir proje kaydediyorum. Başka bir proje kaydediyorum. Burada tarih seçelim. Ve projemizi kayıt altına alalım. İstersen projenin üzerine tıklayarak projemi güncelleyebilirim. Projemin rengini değiştirebilirim. Yine başka bir projenin üstüne de tıklayarak belirli değişiklikler yapabilirim. Burada sarı, yeşil ve kırmızı renklerde ikonlar göreceksiniz. Sarı renkli ikon aktif işleri, yeşil renkli ikon devam eden işleri, kırmızı renkli ikon ise tamamlanan işleri göstermekte. Projenin detayına gitmek istediğimiz zaman ise projenin ismine tıklıyoruz. Burada projenin detayını görüntüleyebiliyoruz. İşler ekleyebiliriz. Fakat işler eklemeden önce listeler eklememiz gerekli. Projeye listeler ekleyelim. Bu şekilde projemizde listeleri oluşturabiliriz. İstersek bu listeleri güncelleyebiliriz ya da bu listeleri silebiliriz. Projelerdeki listelere hızlı bir şekilde işler eklemek istediğimiz zaman yeni görev ekleyin alanına tıklayıp işlerimizi ekleyebiliriz. Gördüğünüz üzere işleri listelerin altına eklemeye başladık. Bir işi güncellemek istediğimiz zaman işin detayına tıklayıp bu işi güncelleyebiliriz. İşin listesini değiştirebiliriz, başlığını değiştirebiliriz. İşe başlangıç ve bitiş tarihi ekleyebiliriz. Bu şekilde işin bitiş ve başlangıç tarihini ekleyelim. Aciliyet ekleyebiliriz, aşama ekleyebiliriz ve İşe bir görevli seçebiliriz. İşe bir görevli seçtiğiniz zaman işin görevlisine sistem tarafından mail gönderilmekte. İşe etiketler girebiliriz. Açıklama girebiliriz.
Bu şekilde işimizi güncelleyebiliriz. Değişiklikleri kaydet diyorum. Değişiklikleri kaydettikten sonra işimizin yetkilisi atanmış oldu. İşimizi güncelledikten sonra işimizin önceliğini inceleyebiliriz. Burada aşama bölümü var. İstersem işin aşamasını da değiştirebilirim. Projelerimi girdikten sonra dashboard ekranında proje yönetim modülünde projelerimi inceleyebiliyorum. Bakın gördüğünüz üzere projelerimi inceleyebiliyorum. Şirketimin proje sayısı, aktif bekleyen işlerim, tamamlanan işlerim bölümlerinden gerekli bilgileri inceleyebiliyorum. Sınıflarına göre projeleri inceleyebiliyorum. Yine önceliklerine göre de analiz edebiliyorum. İsterseniz projeler listesine geri dönelim ve projeye tıklayalım. Projeye tıkladığım zaman proje içerisindeki işleri tekrar görüntüleyebilirim. Projenin aşamasını istersem değiştirebilirim. Şimdi projemizdeki aşamalara yeni sınıflar ekleyelim. Aşama ekleyin seçeneğine tıkladığınız zaman örnek olarak test aşamasını ekleyelim. Sonrasında yönetim onayı aşamasını ekleyelim. Son kontrol aşamasını ekleyelim. Aşamalarımızı eklediğimiz zaman burada ekranda gördüğümüz gibi aşama aşama işlerimizi bitti, başladı ya da devam ediyor şeklinde kategorize edebiliriz. Mesela bu işin test süreci bitirilmiş olsun. Test bölümüne iki kez tıkladığımız zaman burada devam ediyor ya da bitti seçerek işin test aşamasının durumunu belirtebilirim. Yine yönetim onayı için devam ediyor. Son kontrol için başlamadı seçerek projemi aşama aşama ölçeklendirebilirim. Burada 3 aşamadan sadece bir tanesi seçildiği için bu iş %33.33 oranında bitirilmiş olarak gözüküyor. Aşamalarımı da sınıflandırabilirim. Test aşamasının üzerine geldiğim zaman adımlar ekleyebilirim. Bakın ekranda gördüğünüz gibi 3 adet aşama ya da 3 adet adım test aşamasına girdim. Test aşamasına tıkladığım zaman bu adımları görüntüleyebiliyorum. Bu adımları bitirmem durumunda her bir adımın üzerine tıklıyorum ve adımları sarı renginden yeşil rengine çeviriyorum ve kapatıyorum. Bakın 3 adımdan 3'ü tamamlanmış gözüküyor. Son kontrolde belirli adımları girmek istersek yine burada liste ya da adım penceresini açıyoruz. Adım penceresini açtıktan sonra adımlar ekliyoruz. Bu aşamaya da 2 adet adım ekledik. Yine aşamanın üzerine tıkladığımız zaman bu adımları görüntüleyebiliyoruz. Sadece bir tanesinin bitirilmiş olduğunu işaretlediğimiz zaman bu adım yeşile döndü. Bu pencereyi kapattığımız zaman da 1/2 olarak son kontrolde bir bilgi ekranı geliyor. Bu şu demek, 2 adımdan bir tanesi tamamlanmış durumda. İstersek aşamaları hepsini kırmızıya çevirebiliriz. Bu durumda da işimiz %100 tamamlanmış olarak gözükür. İş detayına girip işin aşamasını bittiye getirirsek işimizi bitirmiş oluruz ve işin başlığı ve tarihleri üzeri çizilmiş şekilde görüntülenir. Bu şekilde listelerde işlerimi yönetebilirim ve her bir listeye işler girebilirim. İşin detayına tıklayıp gerekli bilgileri doldurabilirim. Yine görevli kişilerde birden fazla kişiyi, çalışanı girebilirim. Doküman, fotoğraf, video girebilirim. İşlerimi proje içerisinde
Bu şekilde yönetebilirim. İşlerimi girdikten sonra ön muhasebe bölümünde gelir ve gider kısmında girdiğim fişlerde proje seçmem durumunda bu projelerin gelir gider kısımlarının dolduğunu göreceksiniz. Örnek olarak projeme geri döneyim. Eğer gelir ve giderlerimi proje ile ilişkilendirmiş olsaydım bu bölümde tutarları görecektim. Yine aynı şekilde gelir ve giderlerimi yani satış ve alış faturalarımı burada bulunan işler ile ilişkilendirmiş olsaydım gelirler ve giderler bölümünde tutarları görüntüleyebilirdim. Listelerinizi oluşturduktan sonra isterseniz listelerinizin sırasını sürükle bırak yöntemiyle değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde projeler listesine döndüğümüz zaman projelerinizin panellerini de öncelik sırasına göre sürükle bırak yöntemiyle değiştirebilirsiniz. Şirketinizde bulunan çalışanları katılımcı olarak sisteme ekleyebilirsiniz. Eğer yeni bir katılımcı eklemek isterseniz katılımcı ekleyin bölümünden kişiyi katılımcı olarak ekleyebilirsiniz. Bu şirket çalışanınız da olabilir, başka bir şirketin çalışanı da olabilir. Başka bir şirketin çalışanını katılımcı olarak eklerseniz bu kişi Kobune sisteminde sadece sizin belirttiğiniz projeleri görebilir ve yetkileri dahilinde değişiklikler yapabilir. ibscrp.com e-mailine bir adet davetiye gönderelim. Bakın bu mail zaten Kobune sisteminde kayıtlı. Projede birlikte çalışmak için davetiye gönder linkine tıklıyorum ve bu kişiye bir davet gönderildi. Şimdi kendi kullanıcımdan çıkıyorum ve Tufan Çakıroğlu ibscrp e-mail ile Tufan Çakıroğlu'nun kullanıcısına giriyorum. Projeler modülüne tıklıyorum. Projeler modülüne tıkladıktan sonra projeler modülünde davetiyeyi görüntüleyebiliyorum. Bu davetiye aynı zamanda Tufan Cakiroğlu@ibscrp.com e-mailine e-mail olarak da gönderildi. Kabul et butonuna tıklarsam bakın bu proje diğer projeler kısmında görüntülendi. Benim panoma default olarak diğer projeler kısmına girdi. İstersem başka bir panel altına da ekleyebilirim. Şimdi bu hesaptan çıkıyorum. Tekrar Ersin Er Yılmaz hesabı ile sisteme giriş yapıyorum. Sisteme giriş yaptım. Projeler modülüne tıkladım. Projeler modülünde süreç yönetim projesine tıklıyorum. Bu projeye tıkladıktan sonra bakın burada Tufan Çakıroğlu katılımcı olarak gözükmekte. İstersem sil butonuna tıklayarak Tufan Çakıroğlu'yu bu projeden çıkarabilirim. Yazışmalar modülünde ise yazışma ekleyip yazışma tarihçesini görüntüleyebilirsiniz. Örnek olarak bir yazışma ekleyelim. Projeme bir yazışma ekledim. Bakın yazışmam burada. İstersen bu yazışmayı silebilirim. Projedeki bütün görevliler bu proje yazışmalar bölümünden projeye yazışma ekleyebilirler. Proje özeti bölümünden de proje özeti bölümünden projelerimin işlerini aşamalara, önceliklere göre inceleyebilirim. Burada belirli filtreler var. Bu filtrelere göre işlerimi yine görüntüleyebilirim. Görevin başlığına göre, listeye göre, görevliye göre, başlangıç bitiş tarihine göre, önceliğine, aşamasına, açıklamasına, etiketlerine göre, işte yer alan görevli kişilere göre, çalışanlarıma göre, etiketlere göre, açıklamaya göre ve aşamaya göre projemde, işlerimde filtrelemeler yapabilirim. Liste bölümüne tıkladığım zaman da projeleri liste şeklinde görüntüleyebilirim. Pano bazında, başlangıç bitiş tarihi bazında, yine aktif ve silinmiş kayıtlar bazında ve projenin başlığına göre projelerimi inceleyebilirim. İşlerim sekmesine tıkladığım zaman da işlerimi görüntüleyebilirim. Yine belirli filtre kriterlerine göre işlerimi inceleyebilirim. Çizelge bölümüne tıkladığım zaman bütün projelerde yer alan çalışanlar
çizelge şeklinde görüntülenir ve bu çalışanların işleri bu çalışanın altında listelenir. Takvime tıkladığım zaman ise işlerimi takvim üzerinde görüntüleyebilirim. Proje yönetim modülü Kubernetes içerisinde birçok modülle entegre çalışan bir modül. Çok faydalı araçlar içermekte. Proje yönetim modülü ile işlerinizi takip edebilir. Projeler oluşturup bu projelerde görevlendirmeler yapabilir ve projelerinizi etkin bir biçimde yönetebilirsiniz. Kubernetes'i kullandığınız için teşekkür ederiz.